Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Sea of Thieves videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda oyuna son güncellemeyle gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Neler geldi, neler değişti. Onlardan hepsinden bu videoda bahsedeceğim. Nelerin gelip nelerin değiştiğinden bu videoda bahsedeceğim. Çünkü bu update ile sadece yeni şeyler gelmedi ve bazı şeyler oyun içindeki bazı şeyler de değişti. Sizi çok sıkmamak için videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden direkt nelerin geldiğinden bahsetmeye başlayayım. İlk önce nelerin geldiğini açıklayayım. Ondan sonra en son nelerin değiştiğini de göstereceğim. Öncelikle en çok beklenen şeylerden biri olan köpekler oyuna artık eklendi. Köpekleri almak için adalarda bulunan şu kuru kafaları falan sattığınız bir kadın var, büyücü bir kadın var. O kadının hemen üst katına gidiyorsunuz ve buradan köpeği alabilirsiniz. Buradan buraya girdiğinizde gördüğünüz gibi dog zaten de gözüküyor. Burada pets'e geliyorsunuz, buradan doglara geliyorsunuz. 3 çeşit köpek var. Üçü de büyük ihtimalle aynı fiyattadır. Ben de şu an ilk kez göreceğim. Bunlar 500, bu da 500, bu da 500. Üçü de 500. Oyuna bu şekilde köpekler geldi. Yani gördüğünüz gibi fiyatları zaten yazıyor. 12 liraymış mesela bunların hepsi. Tüm gördüğünüz köpekler 12 lira. Ve bunlar bence oyunda alınabilecek en güzel hayvanlar. Çünkü hitbox olarak çok büyükler. Yani böyle aldığınıza değiyor. Mesela atıyorum bir papağan aldınız. Küçücük bir şey olduğu için hiç paranıza değmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama bu mesela gayet büyük. Yani bu elinizde falan, elinize falan aldığınızda neredeyse sizin boyunuz kadar bir şey yani. O kadar değil, abartıyorum ama. Yine de bence gayet güzel bir hayvan oldu bu. Yani olması gereken bir hayvandı. Kedi falan vardı. Neden bu olmasın? Yani 12 liraya da bence değer yani. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Hepsini göstermiş olayım. Alt tarafta da bu arada kostümleri var. Kostümler de bence gayet güzel. Şu galiba Pirate Legend kostümüne benzeyen bir şey. Bunları kostümlerini göstermedim. Onları da hemen göstereyim. Bu şekilde bunların kostümleri. Köpekler bu şekildeydi. Hazır buraya gelmişken buraya tek eklenen şey köpekler değil. Yeni bir şeyler daha eklendi. Onları da direkt göstereyim ve söyleyeyim neler eklendiğini. Oyuna yeni bir gemi seti ve kıyafet seti eklendi. Shroud Ghast Hunter adında. Buradan görebilirsiniz bunu da. Bunun ilk önce üstlerini göstereyim. Bunlar tabii ki gerçek parayla alınanlar. Oyuna normal altınla alınan bir set eklenmedi. Sadece burada gerçek parayla alınan Shroud Ghast Hunter kostümleri eklendi. Bunlar da şöyle sağda gözükecek. Bunlar da sağda gördüğünüz gibi aynı Shroud Ghast gibi ardından. Ya bunları daha çok ekleme sebepleri yani update videosunda şöyle bahsediyorlar. Yani Shroud Ghast'ın çoğu kişi gerçek olduğunu inanmamaya falan başlamıştı artık, kimse görmeyin. Çünkü oyunu 1000 saat oynayıp da Shroud Ghast'la karşılaşmayanlar falan var. Yani daha hala onun gerçekliğini inandırmak için uğraşıyorlar. Yani öyle bahsediyor kendileri ekleme sebebi olarak. Ya bunlar da bu şekilde. Bu korsan kıyafeti olandı. Bir de gemi seti olarak da böyle bir set geldi. Böyle bu önündeki figüredi. Bu yelkeni. Bu da gemi boyası. Dümeni. Topları. Çapası. Bir de bu da bayrağı. En altta da bir de bunu şöyle güzelce göstermişler. Bu da 40 liraymış. Ne o 40 lira eder mi değmez bilmiyorum ama yani bu da güzel bir set yani harbiden. Üstüne uğraşılmış bir set ama alır mısınız almaz mısınız size kalmış. Bir de buradan son olarak göstereceğim bir şey daha var. O da oyuna yeni emotlar eklendi. Tam olarak tuşlesi nasıl çevrilir bilmiyorum ama şu yaptığınız hareketler falan var ya. O hareket birazdan dışarıda göstereceğim. Hareketlere yenileri eklendi. O da Pirate'dan. Şöyle Hunter's Cult Emote Bundle diye. Bunlar da yeni geldi. Hepsi yeni emotlar bunlar. Bunları göstereyim. Böyle bir emote var. Böyle bir emote var. Bunların hepsi tanesi 5'er lira. Bu da böyle bir şeydi. Bunları gelip de bu marketten detaylı olarak bakabilirsiniz. Bir de burada Dog Dance var. Bu da bedava. Bu da herkese bedava olarak verildi. Yani bunu da buradan gelip de alabilirsiniz. Hatta ben de almamıştım. Şimdi alıyorum. Aldım. Dışarıda hatta bunu bir gösterim. Emotlar buradan Mint Chest'ten takabiliyorsunuz. Yeni aldığınız emotu buradan basarak istediğiniz bir tanenin üstüne koyabilirsiniz. Ya da ikinci sayfaya da koyabiliyorsunuz. Ben mesela ikinci sayfaya koydum. Bir bakalım nasılmış. Ben de ilk kez göreceğim animasyonunu ama bedava olarak herkese veriliyor. Kısa süreliğine mi yoksa sonsuza kadar mı bedava bilmiyorum. O yüzden bence elinizi çabuk tutup alın. Riske girmeye değmez. Şöyle garip bir şeymiş. Böyle ilginç bir danstı bu da. Bir de önemli bir tane daha değişiklik var. Şimdi eklenen bir şey daha var, onu da göstereceğim. Onu göstermeden bir değişikliği göstermek istiyorum. Ondan önce de her videoda olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Çünkü cidden bu durum kanalın büyümesini bayağı engelliyor. Yani mesela videolar cidden şu anda mesela aboneme göre iyi izleniyor. Fakat video izleyen kullanıcıların %98'den fazlası abone olmadığı için, bu arada bunu da bir dahaki videolarda veya şu anki videoya büyük ihtimal verisini koymuşumdur. %98'den fazlası abone olmayan kullanıcılar. Yani videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, yararlı olduysa veya kanalın tarzını sevdiyseniz abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Veya Sea of Thieves hakkında video ile alakası olması önemli değil. Sea of Thieves hakkında herhangi bir sorunuz varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Gördüğüm gibi direkt cevap veriyorum yorumlara. Aynı zamanda geçen videoda video önerisi istemiştim. Sea of Thieves'e çekilebilecek veya herhangi farklı bir oyunda. 10 tane falan video fikri yazmıştınız. O yüzden onlara ayrıca teşekkür ederim yazanlara. Bir de şimdi tekrardan söylemek istiyorum. Aklınıza Sea of Thieves'e çekmemi istediğiniz bir içerik varsa onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Haftada 3-4 tane Sea of Thieves videosu atmaya çalışıyorum. Neyse, çok uzatmadan, sizi sıkmadan hemen yeni gelen şeylerden bahsetmeye devam edeceğim. Şu anda bahsedeceğim şey yeni gelen bir şey değil, bir değişiklik. Eskiden şurada bir Duke diye bir adam oturuyordu. Ve böyle hafif kilolu bir abi oturuyordu. Artık o kalktı, artık o yok. Onun yerine buraya Larina geldi. O hikaye gereği kaldırıldı, videoda öyle bahsediyorlar. Larina da onun yerine kısa süreliğine veya sonsuz olarak geldi. Şu anda onu bilmiyorum. Buradan Larina Store girerek yine buradan aynı Duke'un mantığıyla her şey aynı gördüğünüz gibi. Bu Vault Key görevi. Bunu da birazdan anlatacağım bunları da. Böyle gördüğünüz gibi her şey bunlar da hala aynı. Burada da hepsi aynı. Diğer tarafa da girerek bir de şurada arşive de girebilirsiniz. Burada da birçok içerik var. Bunları zaten gelip de göz gezdirebilirsiniz. Bunları göstereyim. Daha da videoyu uzatmayayım. Bir de gelen yeni bir içerik var. O da bu update'in asıl içeriği gibi bir şey. Onu da hemen size göstereyim. Oynayana gelen görevin yapılışı biraz karışık. Onun için ben zaten ayrı bir video çekeceğim yakında. Ama kısaca bahsetmem gerekirse, şurada Gold Order'da bir abi var. Bununla alakalı bir görev. İsterseniz şu anda anladığım kadarıyla söylüyorum. Bu arada update daha geldi. Bir saat falan oluyor ben bu videoyu çekerken. Ben de tam olarak bilmiyorum. Ama dediğim gibi zaten detaylı videosunu çekeceğim. Yanlış bilgi vermemek için de şu anda dediklerim doğru değil. Onu söyleyeyim yani tam olarak doğru değil ama tahmin ediyorum. Şuradan ve buradan o görevi alabiliyorsunuz. Buradaki Larina'dan gelip de Brawl Stars Black Market'e girip buradan Voyage'ı alarak buradan direkt Vault Key elde edebiliyorsunuz. Bu Vault Key ile de bir mağara gibi bir yerin kapısını açıyorsunuz. Onun içinden de kısa bir süre içerisinde alabildiğiniz kadar hazine alabiliyorsunuz. Sonra da su doluyor içi. Yani hızlı olmanız lazım. Bu birinci yolu. O görevi yapmanın ikinci yolu ise anladığım kadarıyla buradan daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ya da daha bir zor. Tam olarak dediğim gibi onun hakkında detaylı video çekeceğim yakın zamanda. Şuradan da alabiliyorsunuz anladığım kadarıyla aynısını. Burada da çünkü anahtar veriyor diye söylüyor. Neyse, bu görev tamamen apayrı bir görev. Yeni bir görev. Bunun videosu ayrı olarak çekilecek dediğim gibi. Ama böyle bir yeni görev eklendi. Bu görevin de mantığını az önce söylediğim gibi anlattım. Belli ipuçlarını takip ederek bir anahtar buluyorsunuz. O bulunduğunuz anahtarı da mağara gibi bir yere yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdikten sonra orası açılıyor. Sonra su dolmaya başlıyor. Su dolana kadar alabildiğiniz kadar hazine alıyorsunuz. Öyle eğlenceli bir mantık yapmışlar. Yakında onun da videosu gelecek dediğim gibi. Bunu çok fazla yakında videosu gelecek dedim ama yani çekeceğim yakında. Siz gösteriyorsunuz diye Sea of Thieves içeriklerini arttırmaya başladım kanalda. Bu update'te de bu kadar şey eklendi. Daha fazla bir şey eklenmedi. Küçük bir update'ti ama boyutu çok büyüktü. Ben neden bu kadar yüksek boyutlu olduğunu anlamadım. Ama yani 4 GB'a göre eklenen içerik az. Fakat yani bir update'e göre, aylık bir update'e göre bence gayet güzel bir update oldu. Yani yeni update'ler geldiğinde ben videolarını çekmiyordum. Eğer bundan sonra yeni update'lerin videolarını çekmemi istiyorsanız da onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Her update geldiği gün direkt neler eklendi, neler eklenmedi diye Türkçe olarak atabilirim. Bu videoluk da bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.